için kilo aldılar, saçlarını kazıttılar, kilo verdiler ve daha çok şey yaptılar. İşte rolleri için büyük değişimlere razı olan ünlüler. Kaslı İkerni, göbekli olan Çağatay Ulusoy. Saçlı İkerni, saçsız olan Nurgül Yeşilçay. Baharım gelmezse gönlüme. Şair olmak için eriyen Kıvanç Tatlıtuğ. İyi bayramlar hocam. Bir deliha, bir görümce olmak için sağlığını kaybeden Gupse Özay. Umarım mutluluğu için elimden geleni yaptım. Ne de olsa görümce. İşte Türkiye'den ve dünyadan ünlülerin rolleri için yaşadıkları inanılmaz değişimler. Nerede bir dönemin kaslı çocuğu? Nerede bu fotoğraftaki göbekli adam? Çağatay Ulusoy'u görenler şu şarkıyı söylüyordu o dönem. Değişmiş geldin gözüme, onu diyordum olmuş. Hayır. Sana ne olmuş? Bir çöpçüyü oynadığı Kağıttan Hayatlar filmi için kaslarından vazgeçip kilo olan, sakalları uzatan Çağatay Ulusoy'u adını Feriha koydum zamanındaki kaslı Bodrum tatiliyle hatırlayalım isterseniz. İçerideki kısa saçlı ama fit hali de hala gözümüzün önünde. Kıvanç Tatlıtuğ oynadığı farklı roller için farklı imajlara bürünüyor. Aşk-ı Memnu'daki salon erkeği Behlül, Ezel dizisinde 8 karakteriyle böyle çıkmıştı karşımıza. Canım, daha yeni geldim. Hem amcama dayı bulur artık, değil mi? Sen mi koruyacaksın onu? Nasıl koruyacaksın? Göster. Ama en büyük fiziksel değişimi Kelebeğin Rüyası filmi için yaşamıştı Tatlıtuğ. Kuzey Güney'deki rolü için yaptığı kasları Kelebeğin Rüyası'ndaki hasta şair rolü için erimişti. Özay'a ne demeli? Aslında çıtı pıtı bir kadın ama deliha için epey kilo almış, baya baya balık etli olmuştu. Çok güzelim be. Görümce filmi için sıkı bir diyete giren Gupse Özay incecik bir görümceyi canlandırmıştı. İşte ben böyle benim canımı sıkanı ezerim. Ablam kontrolden çıktı, yani hırs yaptı bildiğin işte. Ele geçirip nikah masasına oturtmayı planlıyor. Düşmanımız bu sefer güçlü. Ama izleyici sevince Deliha'nın ikincisini çekmek zorunda kaldı ve yine kilo alması gerekti. Yaptı da. Kozlar bende, yandım sende. Tenceredesin kepçe bende. Şimdi yerimden seni. Ama Deliha'nın kilolarından kurtulmak isterken metabolizmasını bozdu, rahatsızlandı. Bu kadar hızlı kilo alıp vermesi Gupse Özay'ı az daha sağlığından ediyordu. Ama şaşım. Ben şaşırmıyorum. Yo. Onların mutluluğu için elinden geleni yaptım. Ne de olsa görümce. Kural da rolleri için fiziksel değişimleri göze alıyor. Düğün Dernek'teki tüpçü Fikret rolünde göbekliydi Ahmet Kural. Peki burada ne görüyorsun Fikret? Sanayi tipi tüp. Abi ne diyorsun Allah'ını seversen, sen buradan çıkmak istemiyor musun ya? Oğlum ne görüyorsam onu deyiveriyorum işte, Allah Allah. Ailecek Şaşkınız filminde üçgen vücutlu bir playboy'u canlandırırken yaşadığı değişim şaşırtmıştı. Kapıçanın üst tarafa doğru gitti. Sıkıştırıyor değil mi? Kapıçanın üst tarafı. İki tane çıkış kapısı var. Birisi şurada, birisi.
Baba Parası'nda da göbekli bir karakteri canlandırdı Ahmet Kural ve rolü için verdiği kilolarla şaşırttı. Hayatta en çok ona dikkat ederim. Asla haram bir lokma geçmedi kursağımdan. Ya. İlk olacak. Dadı baldan tatlı derler. Hem haramsa haram. Tövbe kapısı hep açık babacık. Bir ekran efsanesi iken beyaz perdeye taşınan Asmalı Konak için fedakarlık yapması gerekiyordu Nurgül Yeşilçay'ın. Senaryo gereği saçını kazıtmalıydı ve Bahar rolü için bunu yaptı. Baharım gelmezse gönlüme açmasın çiçekleri. Tolga Çevik, Patron Mutlu Son İstiyor filminde bir sürprize imza atmış ve filmde patron olan İsfendiyar karakterini canlandırmak için saatler süren makyajla yepyeni bir insan olmuştu. Yaklaşık 4 saat sürecek bir makyajım olacak. Siz filmindeki rolü için 45 günde 17 kilo verip saçını kazıtan Metin Akdülger, rolü için değişen ünlülere güzel bir örnek. Benim eve yakın bir yerde bir dükkan buldum. Orayı tamir edeceğim, adama çevireceğim. Sonra doğal sabuncu dükkanı açacağım. Ata Demirer, Olanlar Oldu filminde en iyi kendisinin canlandıracağını düşündüğü anne rolü için kadın olmuş ve eğlendirmişti. Hoş geldiniz. İstanbul'dan mı geldiniz? İstanbul'dan. Ne zaman döneceksiniz? Efendim? Nerede kalıyoruz bakalım? Borelas Otel'de. Ay pis dedi la orayı. Pismiş, pis mi? Tahta kuruları basmış, doğru mu? İyi günler teyzeciğim. Sağlığınıza dikkat edin. Öyle her yerde kalınmaz, her yerde. Büşra Pekin, rahmetli şarkıcı Dilberay'ın hayatının anlatıldığı film için epey kilo almış ve değişimiyle adından söz ettirmişti. Gülmeseydi keşke, beni görmeseydi. Aras Bulut İynemli de rolleri için değişmeyi seviyor. İynemli 7. Koğuş'taki Mucize filmi için de epey kilo vermişti. Cezaya ehliyeti bile yok bu. Neydi? Ölen kız sıkı yönetim komutanının kızı. Bu saatten sonra kim ne yapabilir? Peri Masalı filmindeki rolü için saçını kazıtan Burcu Kıratlı... Beni öyle gördükten sonra sanki gözüme bir perde indi. Sevgilimin yüzünü neredeyse hiç göremiyordum. Dedemin Fişi filmindeki rolü için çok değişen Ali Sunal da unutulmamalı elbette. İstemişsiniz kardeş. Yemek yemeden bırakmayık. Yok. Yedirtmeden bırakmayık. Anam paça yaptı. Umarım seversiz. Bayılırız canım. Vallahi paçayı zor kurtardım. Hollywood yıldızlarının müthiş değişimleri çok daha dikkat çekici. Charlize Theron, Cani filmindeki rolü için 22 kilo alarak güzelliğini feda edip bambaşka bir karaktere bürünmüştü. You make sure that I have all of this straight. Basically, you have no experience, no college degree, no resume, no work history whatsoever in fact. Batman filmindeki performansıyla adından söz ettiren Christian Bale'in Makinist filmindeki zayıf hali de görenleri şaşkına çevirmişti. Brad Pitt, Benjamin Button karakterinin değişimleri için şekilden şekle girerek tüm dünyayı şaşırtmayı başardı. Tom Hardy'nin Branson filmindeki değişimi, Edward Norton'ın American History filmindeki farklı imajı ve Tom Hanks'in Castaway filmindeki dönüşümü de akıllara kazındı.